de işlemde fiyatları akıtmıyor diyelim ve sözü hemen GCM Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Çitilci'ye bırakalım. Tuğberk, açık olan piyasalardaki son fiyatlamaları sen nasıl değerlendiriyorsun? Bu hafta böyle geçer mi? Senin de dediğin gibi bu hafta böyle geçecek. Belki farklı bir gündem olarak bu Kuzey Kore Amerika arasında füzeyle vazo gerilimi devam ediyor ama genel resme baktığımız zaman da Trump bu faz 1 beklenti yönetimini etkin yapıyor. Belki 2020 yılında faz 2'de Çin dışında yeni cephe açılır mı? Bunun tartışmalarını takip edeceğiz. Ama Fed'in de 2020 temasına baktığımız zaman da güvercin kalma ihtimali fazla. Fakat bu veri odaklı olacağından dolayı bir gündem değişikliği olabilir. Fiyatlama tarafından 10 yıllık %2'nin üzerinde kalır mı kalmaz mı? Bunun bağlamında da S&P 500 endeksi 3500'e doğru bir potansiyeli bulunduruyor. Bütün bu hikayenin pozitif veyahut da negatif tarafındaki değişimini yine Trump sağlayacak. Kuvvetle muhtemel de 2020 yılında ABD başkanlık seçimleri nedeninden dolayı Trump tarafında piyasa dinamiklerini çok bozabilecek bir aksiyon alma ihtimali zayıf diye düşünüyorum. 2019'da döviz piyasasında oyunun genel adı düşük oynaklıktı, düşük volatiliteydi. Yıl sonuna yaklaşırken de biraz evet tatil havasıyla birlikte baktığımızda G10 volatilite endeksinin son 5 yılın en düşük seviyesine geldiğini gördük. 2020'de de sence bu düşük volatilite ve euro dolar paritesinde ya da dolar endeksindeki bu dar alanda tırnak içinde kısa paslaşmalar devam eder mi? Kısa paslaşmalar devam edebilir çünkü dünyada bu 2019'daki ana hikaye düşük oynaklık oldu. VIX'e baktığımız zaman da 1990 yılından beri ortalaması 19 seviyesinde, yani seri normal patikasında devam ediyor. Dolayısıyla 2020'de de zaten piyasanın başına gelebilecek siyah kurların çoğu geldiğinden dolayı oynaklık 2019 kadar düşük değil ama eski dönemlerdeki kadar da sert bir oynaklık olma ihtimali zayıf diye düşünüyorum. Peki biraz da yurt içi fiyatlamaları elden geldiğince değerlendirelim. Ekim zirvesi vardı 5.94.25 dolar Türk lirasının bu hafta içerisinde yeniden bu seviyeye geldiğini. Fakat bu seviyenin üzerinde bir momentum da sağlamadığını gördük. Dolayısıyla sen dolar Türk lirasındaki son fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsun? 2019'u 5.90'ın üzerinde mi tamamlayacağız? Kur için görmediğimiz fiyatlar değil, kur için referans olarak altın seviyesi, altının psikolojik olarak altında mı kalacağız, altının üzerinde mi olacak? Yılın zaten 4 işlem gününe yakın çok kısa bir süre kaldı. Bu bağlamda baktığımız zaman da kuvvetle muhtemel altının altında kapatırız diye düşünüyorum. Peki genel anlamda bir de şunu sormak istiyorum. Tahvil tarafına baktığımızda faizlerde geri çekilme görüyoruz. Bu bir CDS 280'li seviyelerde. Bunu da bir yere koyalım. Risk iştahının biraz daha barometrenin burada yüksek olduğu Borsa İstanbul'a gelmek istiyorum. 113.000 üzerinde bir fiyatlama var. Geç kalan ralliye bir iştirak mı olarak görüyorsun? TL bazında değerlendirirsek 120.000 gözüküyor ama dolar bazında bakarsak çok çok uzaktayız zirvelerden. En sonunda Borsa İstanbul'daki beklentilerini alayım. Burada Merkez Bankası yine kilit rol oynayacak. 2020'de faiz indirimlerine devam etmesini bekliyoruz. Yılın ilk çeyreğinde minimum 200 bas puanlık bir faiz indirimi, Ocak toplantısında 100 bas puanlık faiz indirimi bekliyoruz. Bu bağlamda mevduatın cazibesini azaltacağından dolayı bu olası aksiyonlar Borsa İstanbul tarafında yılın ilk çeyreği için daha pozitif bir senaryo bulunuyor. 112.500'ün üzerinde kalma devam ediyor. Bir sonraki hedef seviye 115.000. Dolayısıyla bu momentum devam edebilir. Piyasa biraz daha yerlinin kontrolünde devam ediyor. 2020 yılı içinde Borsa İstanbul için 135.000 seviyemiz bulunuyor. Fakat bunun için Amerika-Türkiye ilişkilerinde S-400 şartının aktifleştirilmemesini dikkate alıyoruz. Tuğberk, çok teşekkür ediyorum katıldığın ve yorumların için.